Sanat İzmir'imizden mutfak sektöründe bir tık başarılı uçaklık başarılıysa. Hepinizi izleyin. Farklı başarı öykü. Gaziantep Şehit Kamil bölgesinde inşaat dünyasında dev bir kuruluş. Kahraman Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kahraman. Kahraman İnşaat Mehmet Kahraman 2000 yılında inşaat sektörüne profesyonel olarak giren 2000 yılından bugüne kadar Gaziantep'te inşaat sektöründe gerek konut bazında, gerek son dönemlerde son 2-3 yıldır iş yeri ve ofis açısın, ofis, iş yeri, çok katlı otopark, çarşı projelerinde yer alan, bugüne kadar Gaziantep'in konut yönünden çok ciddi ihtiyaçlarına cevap veren bir firma. Ben Mehmet Kahraman, bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yaklaşık bir 20 kişilik teknik ekiple çalışan, bunun yanında 150-200 tane çalışanı, 50-60 tane taşeronu olan bir firmayız. Bugüne kadar Gaziantep'te 500'ün üzerinde konut imalatı yaptık, tamamladık. Çeşitli projelere imza attık. Farklı yaşam tarzları sunmaya çalıştık Gaziantep için. İşte site anlamında, konut anlamında farklı projeler yapmaya gayret ettik. Bugünlere gelmeye çalıştık. Gaziantep'e bu konuda hizmet edebildiysek, yatırım yapabildiysek, istihdam yaratabildiysek ne mutlu bize. Türkiye'de inşaat sektörünün lokomotifi durumunda olan müteşebbisler ve onların işletmelerini tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güzel Türkiye'mizin bereketli topraklarından yükselen Gaziantep Şehit Kamil'de kahraman yapı yüzlerce insanımıza iş vermenin, memleket ekonomisine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Özgün ve modern mimari tasarımlarıyla kahraman yapı, siz Gaziantepliler için kaliteli, konforlu yaşam alanları sunar. Rahatça oturup huzurla yaşayacağınız, temelinden tavanına, mimarisinden teknolojisine kadar her şey itinayla düşünüldü, kusursuz tasarlandı. Birinci sınıf malzemenin sanatçı titizliğindeki ellerle buluştuğu mekanlarla kahraman inşaat sizleri buluşturuyor. Her zevke, her bütçeye uygun dairelerle şaşıracağınız imkanları sunan kahraman inşaat, hayal edileni gerçeğe dönüştürüyor. Gaziantep yapılaşma açısından son 15 yılda çok farklı boyutlara ulaşmaya başladı. Modern bir şehir olmaya başladı. Gaziantep'te 20 yıl önce gelenler Gaziantep'i çok iyi bilirler. Gaziantep gecekondudan ibaret bir şehirdi. Son 20 yılda Gaziantep'te çok modern, çok şık konutlar yapılmaya başladı. Ben bu konuda hakikaten Gaziantep Müteahhitler Odası'nı, müteahhit arkadaşlarımı, özellikle de belediyeleri bu konuda takdir ediyorum. Belediyeler son dönemlerde çok farklı çalışmalara da yöneldi. Bizlerin en büyük sıkıntısı, müteahhitlerin en büyük sıkıntısı arazi olayı, arsa olayı. Belediyelerin bu konuda daha fazla yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Gaziantep'in son dönemlerde arazi yönünden, arsa yönünden, imarlı arazi ve arsa yönünden çok ciddi sıkıntılar var. Belediyelerimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptığını duyuyoruz.
ve başkanlarımızdan da bunu bizzat duyuyoruz. Bu konuda hızlı bir çalışma Gaziantep'te inşaat sektörünün önünü açabileceğini düşünüyoruz. Ve bu konuda bizim en büyük sıkıntımız arazi olduğu için belediyelerden bu konuda arazi açısından, bunların altyapısı açısından, yollar açısından ciddi çalışmalar ve yardımlar bekliyoruz. Gaziantep'te hayat tarzınızı yenileyecek aktivitelerle şehir merkezine yakın, gürültüden uzak, nezih ve güvenli bir ortam sizleri bekliyor. Gaziantep'linin yaşam tarzını bilmeden konut üretirseniz hayal kırıklığı yaşarsınız. Şimdi bu bütün yöreler için geçerlidir. Biz Gaziantep'teki yaptığımız konutları farklı bir yaşam tarzı olan bir şehirde yapmaya kalkarsak sıkıntı yaşarız. Yani o yaşayan, o yörenin, yörede yaşayan insanların ihtiyacını bilmek lazım. Gaziantep'li evinde bir çok geniş bir salonu olmalı Gaziantep halkının. Gaziantep halkının evinde çok geniş salonu olmalı, bu salonda misafirlerini ağırlamalı. Evin en şık yerini salon yaparlar. Salona en şık donanımlar hazırlarlar. Koltuk takımından tutun aksesuarına kadar. Ve misafirden misafir o salon kullanılır. Gaziantep'li misafiri başında taşır dememizdeki amaç bu. Salonda misafirlerini ağırlarlar ve bu salonda 40-50 metrenin altında olmamalı. Bir 40 metre salonu olan bir daire Gaziantep'li için küçük bir dairedir. Biz tabii kahraman inşaat olarak bu yerlere çok kolay gelmedik. Henüz hedeflediğimiz noktaya geldiğimizi sorarsanız biz henüz hedeflediğimiz noktalara da gelemedik. Biz bu noktalara tabii ki gelirken ekonominin çok iyi ve istikrarlı olması bizim için çok önemli. Bu bütün iş adamları için çok önemli. Kahraman Yapı İnşaat olarak uluslararası kalite standartları çerçevesinde verimlilik, bilgi birikimi ve yüksek teknoloji kullanımıyla rekabet avantajı oluştururken kurumsallaşmış ve finansal açıdan güçlü bir yapıyla ulusal ve uluslararası pazarlara enerji sunmayı amaçlamaktadır. Bizim son dönemlerdeki satışlarımızın %95'i kredili satışlar. Çok nadir. Hatta bize ilginç geliyor, kredisi satışlar olduğunda şaşırıyoruz. Diyoruz ki helal olsun, kredisiz alıyor diyoruz. Yani çok nadir kredisiz alışlar. Bunlar tabii ki ekonominin istikrarlı olması açısından önemli şeyler. Biz hala tabii ki üzerimizden henüz işte acaba ekonomide tekrar bir sıkıntı olur mu biliyorsunuz. 2008 yılında yine bir ciddi bir dünyada bir kriz dalgalanması oldu. Bu kriz dalgalanması biliyorsunuz ki Amerika'daki mortgage sisteminden kaynaklı bir kriz dalgalanması oldu. O kriz dünyadaki en fazla etkilediği sektör, dünya genelinde en fazla etkilediği sektör inşaat sektörüydü. İnşaat sektörü bu yönden çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Biz Türkiye'de benim bildiğim ve yaşadığım bu krizi Türkiye en az hasarlarla atlattı. Bu krizlerde bizler de tabii ki sıkıntı yaşadık. Bütün müşterilerimiz kredisiz de satış olmadığı için bir süre satışlarımız durma aşamasına geldi. Biz en çok bu krizde ayakta durmamızın en çok sebeplerinden, en büyük sebeplerinden bir tanesi ayağımızı yorganımıza göre uzatmamızdan kaynaklandı. Bizler en büyük özelliğimiz kendi öz sermayemizle ayakta durmaya çalışan bir firma olmamız.
dan kaynaklı. Biz bir proje yaparken, bir yatırım yaparken fizibilitemizi çok iyi hazırlamaya çalışan, işte hesaplarını çok iyi yapmaya çalışan, o projenin finansman pozisyonunu çok iyi ayarlamaya çalışan bir firmayız. Bu konuda ben gerek kendim gerek teknik ekibimle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bizim teknik arkadaşlarımız olmadan çalışanlarımızın çok iyi niyetli çalışmaları olmadan da ayakta durmamız çok zor. Bu dönemde de teknik ekip, teknik ekipmanları oluşturmak da çok zor. Hakikaten iyi bir teknik adamı elinizde tutmanız, ona çok iyi imkanlar sağlamanızdan kaynaklıdır. Yoksa başka bir firma gelir, onu havada, karada kapar ve işine devam eder. Değişimlere ayak uyduran, kalıcı olmayı ve sürekli büyümeyi hedefleyen kahraman yapı, güvenilir bir faaliyet ve hizmet anlayışına sahiptir. Şu anda bizim Gaziantep'in çeşitli yerlerinde, İbrahimli bölgesinde, Topraklık bölgesinde, şehrin merkezinde, Karataş bölgesinde devam eden projelerimiz var. İbrahimli bölgesinde ağırlıklı olarak konut üzerinde çalışıyoruz. Karataş bölgesinde şu anda bir çarşı projemiz var. Şu anda devam ediyor. %50'leri bitme pozisyonda. 2010 yılının sonu, 2011 yılının sonu, 2012'nin başlarında teslim edeceğiz. İbrahimli'de yine şu an bitmek üzere olan konut projelerimiz var. Yeni başlayan konut projelerimiz var. Topraklık bölgesinde hastane bölgesi diye tabir ettiğimiz Topraklık bölgesinde şu anda bitmekte olan iş yeri ve rezidans dairelerimiz var. Şehrin merkezinde yine devlet hastanesi civarında devam eden çok katlı otopark projemiz var. Önümüzdeki dönemlerde kısa bir süre içerisinde yine temelini atacağımız bir otel projemiz var. Bunu da bir 15 ay içerisinde, 1,5 yıl içerisinde Gaziantep'lerin hizmetine sunacağız. Kahraman yapı yönetim politikası olarak faaliyetlerle ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek, müşterilerinin de beklentilerini karşılamak olduğunu her fırsatta gururla söylemektedirler. Biz şimdi 2011-2012 yıllarından çok şeyler bekliyoruz. Tabii ki 2008 yılında dünya ciddi bir krizden çıkmaya çalıştı. 2009-2008'den daha iyi pozisyonda geçti. 2010 yılını biz çok iyi geçirdiğimizi düşünüyoruz. Ama biz 2011 yılında ve 2012 yılında bizim hedeflerimiz daha büyük. Bu hedeflerimizden kaynaklı zaten şu anda işte bir otel projesine giriyoruz. Bunun dışında yaklaşık bir 300-400 konut 2011 ve 2012'ye sarkacak şekilde projelerimiz olacak. Biz 2011'i 2010'dan daha pozitif anlamda daha farklı bekliyoruz. 2012'de 2011'den daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki bu dönem 2011 yılında önümüzde bir seçim var. İnşallah Türkiye bu seçimi de çok refah bir şekilde atlatır, geçirir. 2012, 2011 ve 2012'de bize istikrar getirir diye düşünüyoruz. Biz her zaman istikrardan yanayız. Kahraman İnşaat'ın sloganı kalite ve güven. Bizler de bu başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.